Bu çok özel pasta yapımı için 2 adet panispanya ihtiyacımız var. Biri kakaolu, biri sade olmalı. İsterseniz marketlerde satılan hazır panispanyalardan bulunabilir ya da benim tarifimde olduğu gibi yumuşacık sünger gibi ev yapımı bir panispanya yapabilirsiniz. Bunun için üstteki linke tıklamanız yeterli. Panispanyaları bu arada ben bobinle kesiyorum, naylon iple kesiyorum. Kenarlarına bıçakla iz verip o bıçak izlerine bobini sarıp çapraz çekiyorum. Bu şekilde iki kat da eşit olarak kesiliyor. Daha sonra bir kapak ve bir daha küçük bir kase yardımıyla bunları böleceğim. Videoda detaylarını inceleyebilirsiniz. Panispanyayı oturtmak için kelepçeli kalıba ihtiyacım var. Çünkü parça parça olduğu için kremayı yiyince yanlara doğru kayabilir. O yüzden böyle bir kelepçeli kalıp kullanın. Bir beyaz, bir kahverengi olmak üzere ilk alt tabakayı diziyorum. Üzerine istenilen pasta kreması hazırlanabilir. Siz eğer gerçek çikolatayla yapılmış bir pasta kreması hazırlamak istiyorsanız üzeri yukarıdaki linke tıklayarak benim daha önceden muffinlerde kullandığım çikolatalı kremayı bu pastada kullanabilirsiniz. İkinci katı diziyoruz. Bu sefer tam tersine kahverengiden başlıyoruz. Çikolatalı olan panispanyadan. Çikolatalı sade ve çikolatalı olarak diziyoruz. Bir önceki yaptığımız katın tam tersini yapacağız her zaman. Bu şekilde damalar ortaya çıkacak.
son katı da kapatıp daha sonra üzerine krem şanti süreceğiz ve buzdolabında mutlaka bir gece dinlenmesi lazım. Bütün pasta bütünleşmesi için bu şart. En az 5 saat, en iyisi bir gecedir. En üst panispanya katını koyduktan sonra krem şanti sürmemizin sebebi de en üstteki sünger panispanyamız kurumasın. Eğer marketlerden alınan panispanyaları kullanacaksanız sütle ıslatmanız gerekir. Ama eğer bu benim tarifimi uygulayacaksanız sütle ıslatmanız gerekmez. Zaten kendisi yumuşacık bir panispanya. Güzelce her tarafını hava almayacak şekilde krem şanti ile kaplayıp dolaba kaldırıyoruz bir gece bekletmek üzere. Pastamız bir gece dolapta dinlendi. Kenarlarından ayırarak kelepçeli kalıptan ayırıyorum. Ve kenarlarını krem şanti ile tekrar sıvayacağım. Üzerine de yine bir kat daha sıvayacağım. Üzerine istenilen meyve döşenebilir. Ben frambuaz, dondurulmuş frambuaz kullanacağım. Çilek, muz ya da hiçbir şey meyve kullanmadan üzerine sadece çikolata ile de süsleyebilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize bağlı. Gelelim krem şantiden gül yapımına. Bunun için mutlaka bu malzemeler elinizde olacak. Gül çivisi ve bu şekilde gül duyu ucu. Bu şekilde yapıyorum. Ben de bunu videodan öğrendim. Çok güzel açık güller ya da kapalı gonca güller yapabilirsiniz. Birkaç denemeden sonra eliniz alışacaktır. Mutlaka krem şantinin sert kıvamda olması gerekiyor bu gülleri yapmak için. Aksi takdirde sürekli gül çivisinden düştüğünü göreceksiniz. Ortadaki gülü pembe yapmaya karar verdim. O yüzden ortadaki gülü çıkarttım. Onun yerine biraz kırmızı gıda boyası kattığım krem şantini bir tane pembe gül yapıp ortaya yerleştireceğim. Bu kremanın kenarlarını krem şanti ile kaplamıştık. Ben buna bir güzellik daha katmak için diğer duyucumu kullanarak etrafına şekil vereceğim. Ama isterseniz siz vermeyebilirsiniz. Tırtıklı bir bıçakla kenarlarını geçerseniz yine güzel bir şekilde olacaktır. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Bu şaşalı pasteri çok güzel bir parti verebilir ya da çocuğunuza doğum günü yapabilirsiniz. Lezzeti de görüntüsü kadar çok güzel ve tamamen ev yapımı. Katkı maddesi kullanmadan yaptığımız bu pastayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.